böyle yapınca acıyor mu Bulutçuğum? Ya acımıyor dedim ya. Peki o zaman Bulut Bey. Ben şimdi senin bacak filmlerine de bakayım, sonra konuşalım. Tamam? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Bulut, iyi misin? Nazlı, dayı. İyisin değil mi Bulutçuğum? Bir yerin acımıyor. İyiyim, iyiyim. Beni hiç merak etmeyin. Dayı biliyor musun? Benim bacağımın fotoğrafını çekti. Nasıl oldu bu olay? Küçük bir görünmez kaza diyelim. Ayağı kaydı, düştü. Yani aslında pek bir şeyi yoktu ama çok ısrar edince ben de Nazlı'yı aradım. Bu olay nasıl oldu? Peki, anlatayım. Salonda oyun oynuyordum. Tabii sen bizim evimize gelmediğin için bilmiyorsun. Belki Nazlı hatırlar sağ olsun 2-3 defa geldiği için. İşte bizim evde böyle 3 basamaklı bir yer vardır ya Nazlı. Orada oyun oynuyordu. Bir baktım düşüvermiş çocuk. Ne demek düşüvermiş? Sen neredeydin o sırada? Niye kimse yoktu yanında? Bu ne rahatlık? Bu nasıl çocuk bakmak? Ferit, Bulut'un bir şeyi yok diyorum. Önlem amaçlı. Röntgen çekildi, doktoru bekliyoruz. Ya bu nasıl çocuk bakmak? Böyle başıboş bırakmak için mi almaya çalışıyorsun vesayeti? Sen bana hesap soramazsın. Söz konusu Bulut'sa sorarım. Kavganızı dışarıda eder misiniz? Hadi anlat bakalım, bir de senden dinleyelim şu kazayı. Sen beni sorguya çekeceğine asıl önce kendin cevap ver. Gecenin bir vakti Nazlı'yı arıyorum, çıkıp birlikte geliyorsunuz buraya. Beraber miydiniz acaba? Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Önce sorumluluklarını yerine getir. Bir çocuğa bakabilecek olgunluğa eriştin mi sen? Yoksa hala o şımarık liseli kız mısın? Aşkım. Geçmiş olsun. 3 tane basamak vardı. Kendi başıma inerim dedim. İnemedim. Birazcık daha sabredersen o basamakları var ya böyle ikişer üçer çıkacaksın. Söz veriyorum sana. Ama azıcık daha dayan lütfen. Nazlı, bir yandan da iyi oldu. Neymiş iyi olan? Cemal, hani ben böyle seni çaka izliyorum ya. Hani ağladığımda, hani düştüğümde yanıma geliyorsun ya anda. Benim senin yanına gelmem için senin düşman gerekmiyor. Sen iste ben koşarak gelirim. Tamam. Dikkat edeceksin, anlaştık mı? Anlaştık. Oh. Bulut'un durumu nasıl? Bulut'un durumu iyi. Zaten elle muayenede de bir sıkıntı görünmüyordu. Röntgenle de onaylamış olduk. Kontrollü düşmüş çok şükür. Yeni bir hasar da görünmüyor. Güzel. Evimize gidebiliriz o zaman. Ama lütfen çok dikkatli olun. Bulut büyük bir ilerleme kaydetti. Ters bir hareket bizi 1-2 ay geriye atabilir. Ben sizi gayet iyi anlıyorum doktor bey ama merak etmeyin. Bulut'a evinde gayet iyi bakılıyor. Çocuk bu. Oynayacak, atlayacak, zıplayacak, düşecek, kalkacak. Siz yine de tedbirli olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Bulut'un kılına zarar gelsin, evinizi başınıza yıkar. Bunu da böyle bilin. Gel biraz hava al. Neyse ki Bulut diye bir şey olmamış. Söyle, söyle. Demet Bulut'un alası. Bulut da küçük bir çocuk. Olabilir böyle kazaları da, söyle. Aslında öyle demeyecektim. Hatta açıkçası ben de hiç hoşlanmıyorum ikisinden de. İşte sen de vermişsin notlarını. Bulut'un vasisi olup anne babasının şirketteki paylarına sahip olmak istiyorlar. Dava bitmeden de bu hakkı kullanmanın yolunu bulmuşlar. Bugün şirkete geldiler. Allah Allah. Oluyor muymuş öyle şey? Vesayet davası tamamlanana kadar Bulut'un haklarını korumak için tedbir kararı aldırmış Demet. Kimden koruyacaklarmış, sizden mi?
Onların niyeti Bulut'u korumak falan diye şirketi ele geçirmek. Bunların bu vizyonsuzluğu da beni öldürecek. Yani bir insan niye sizin şirketinizi ele geçirmek ister ki? Ben olsam evinizi ele geçirirdim. Haksız mıyım ama? Yani şirketiniz nasıl desem böyle biraz kasvetli. İçeri girince insanın ruhu daralıyor. Ama eviniz öyle mi? Bayılıyorum evinize. Ben sizin yerinizde olsam mecbur kalmadıkça evden çalışırım, şirkete gitmem. Canım mı sıkıldı? Oo, mis gibi boğaz havası. Geldik. Geldik. Benim demek istediğim şu. Bulut eninde sonunda olması gereken yerde olacak. Birazcık sabredin yeter. İnşallah. Ben inanıyorum. Bulut'u geri alacaksınız. İkinizi bir kere bile bir arada gören biri aranızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu anlar. Bulut'u ne kadar sevdiğiniz gözlerinizden okunuyor. Ben ineyim artık. Çok teşekkür ederim beni bıraktığınız için. Ben teşekkür ederim. Bulut'u bu kadar sevdiğin için.